Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu Başkanısınız. Federasyonla ilgili ve kendinizle ilgili biraz daha bilgi alarak başlayalım mı? Ben Almanya'da yaşıyorum. Yaşar Kaya. Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu Başkanıyım. Federasyonumuz Avrupa'daki ülkelerde örgütlü derneklerin çatı örgütü. Avrupa kıtasının hemen hemen bütün ülkelerinde Dersimler yaşıyorlar. Tabii nüfusun en yoğun olduğu bölgeler Almanya tabii ki. Almanya, İsviçre, Avusturya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Fransa. Bizim tahminimize göre 200 ile 250 bin arasında Dersimlerin Avrupa kıtasında yaşadığıdır. Bunlar çok başarılı insanlar, onu da söyleyeyim. Buraya çok iyi entegre olmuş. Yaşadıkları ülkelerin dillerini çok iyi konuşan, o ülkelerin politik hayatında da, sendikal hayatında da, kültürel hayatında da son derece başarılı insanlar. Sizin hukuki bazı girişimleriniz oldu ama istediğiniz sonuçları alamadınız. Nasıl girişimlerdi? Nasıl sonuçlar aldınız? Yani bu hukuki girişimleri bir fiil biz yapmadık. Bu hukuki girişimleri daha çok Dersim'deki avukatlarımız yaptı. Bunların bir kısmı da bugün milletvekilimiz olan Sayın Hüseyin Aygın tarafından yapılmış girişimlerdir. Bunlardan ilki 2006 yılında Seyit Rıza'nın torunu tarafından açılan bir davaydı. Bu davada dedesinin mezarının 15 Kasım 1937'de idam edilen Seyit Rıza'nın mezarının nerede olduğu konusunda bir dava açılmıştı. Bu davada maalesef herkes, bütün bakanlıklar, valilik, belediye, mezarlıklar genel müdürlüğü hepsi bizim haberimiz yok, bizde böyle bir bilgi yok diye davayı reddettiler. Dava bugün Ankara'da. İkinci bir dava Ankara'dan kastınız Yargıtay'da. Yargıtay'da. İkinci dava Hozat'ta açılan bir davaydı. Kendi babasını ve ailesini 38'de kaybeden, daha doğrusu öldürülen bir şahıs bunun davasını açtı. Bu davada negatif sonuçlandı. Bizde bilgi yok, belge yok, nasıl olduğunu bilmiyoruz diye. Ama çok enteresan bir şey vardı. Nüfusta babasının, kardeşlerinin ve annesinin öldürme tarihlerini 00.38 diye yazmışlardı. Üçüncü dava ise Zini Gediği dediğimiz bizim. Bugün hukuken Tunceli sınırlar içerisinde bulunmayan, Erzincan sınırlar içerisinde bulunan köylerden yüze yakın Alevi toplanıyor. Bunlar 3 gün yürütüldükten sonra Zini Gediği denen bir bölgeye getirildiler. Bu bölgede öldürüldüler. Ve bunların kemikleri hala orada duruyor. Ve köylüler dava açtılar. Biz DNA testi istiyoruz. DNA testiyle kendi atalarımızı tek tek dini törenlerimize göre defnetmek istiyoruz dediler. Bu davada maalesef negatif sonuç aldı. Bugüne kadar Gerekçe neydi peki? Ne dediler? mesela şurada bir karar var. Başsavcılık hiçbir şekilde davaya gerek olmadığını, çünkü 38'de bir asayiş sorunu yaşandığını, bunun bir asayiş sorunu olduğunu, bu nedenle de çok geçmişte kalan bir şey hakkında da soruşturma açamayacaklarını söyledikten sonra bir dizi uluslararası dayanak aramaya çalışan da gerekçeler sunmuşlar. Bizim tahminimiz şu. Bu gerekçeler bir savcının yazdığı gerekçeler de değil. Bu gerekçelerin Dışişleri Bakanlığı tarafından bunlara hazır bir şekilde gönderildiğini biz düşünüyoruz. Suçlular kısmına öyle cevap verirken, bu bir asayiş sorunudur diye cevap verirken DNA istemini hiçbir şekilde cevap vermeyip dava açmaya bile gerek duymadı. Ve bir üst mahkemeye yapılan itiraz da reddedildi. Şimdi AİHM'ye gitmek dışında hiçbir şansımız kalmadı. Siyaseten de aslında bazı girişimlerde bulundunuz. Mesela 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Gül'e bir dosya verdiniz yanılmıyorsam. Şimdi 2009'u Kasım ayıydı. Kasım'ın 7'sinde Cumhurbaşkanı Dersim'e bir ziyarette bulundu. Biz bu vesileyle heyete katıldık ve heyette Cumhurbaşkanı Dersim'in sorunları üzerine bir mektup verdi kendisine. Hatta bazı gazeteler şöyle manşet de vermişlerdi. Dersim'in yetim kızlarının dosyası Abdullah Gül'de. Abdullah Gül o zaman ilgileneceği yönde söz vermiş olmasına rağmen bugüne kadar pratik olarak hiçbir adım atmadı. 2009'un sonlarında başbakanlığa da bir mektup göndererek benzer talepleri, 38 hakkındaki taleplerimizi dile getirdik. Yine basın açıklamalarında siyasi polemik olduğunda biz Dersim'in çığlığını duyun, siyasetin istismar etmeyin diye çağrılar yaptık. Dedik ki bu bir insanlık sorunudur. İnsanlık sorununu partiler arası bir polemik meselesi yapmaktansa tarihle yüzleşme, barış içerisinde yaşamak için bir şansa dönüşüm olarak kullanalım deyip Dersim'in taleplerini savunduk. Sonra. Başbakan Erdoğan'ın il başkanları toplantısında gerekiyorsa özür dilenir, diliyorum diye bir ifadesi oldu. Bu ortamda bu şekilde yapılmış bir açıklama sizin için ne ifade ediyor ve tatmin ediyor mu sizleri? Öncelikle şunu hakkını teslim etmeliyim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir başbakan Dersim'de yapılan trajediyi, bizim
terteli olarak dilimizde tarif ettiğimiz büyük bir trajediyi tanımış olması, bunun için özür kelimesinin kendisinin ağzından çıkmış olmasını, tarihi, Türkiye tarihi açısından da çok önemli bir eşik olarak gördüğümüzü, resmi tarihle yüzleşme yönünde bir kapının açıldığını çok net bir şekilde söylemeliyiz. Bunu hangi amaçla yaparsa yapsın, hangi politik çıkar için yaparsa yapsın, neticede kapı açılmıştır. Resmi tarihle, resmi yalanlarla yüzleşme devri başlamıştır. Dersin de bir vahşet yaşandı mı yaşanmadı mı tartışması artık dünün sorunudur. Bu aşamadan sonra bunların tartışılması geri bir tartışmadır. Ama Sayın Başbakan'ın açıklamasını zayıflatan çok önemli unsurlar vardı. Bir, Sayın Başbakan bunu bir polemik havasında söylemiş olması bunun değerini düşürmüştür. İki, Sayın Başbakan bunu mecliste yapmamıştır. Bir devlet kararı gibi yapmamıştır. Bir partisinin il başkanları toplantısında yapmıştır. Bir de şarta bağlamıştır. Eğer böyle bir gelenek varsa demiştir. Şimdi bunlar doğru değil. Şimdi geçen hafta Almanya'da çok sıradan bir şey yaşandı. Yani Almanya tarihinde öyle çok büyük sayılmayacak bir şey yaşandı. Almanya parlamentosu özür diledi. 10 tane Almanya'da küçük bir Nazi grubu, 10 kişi öldürmüştü. Bunlardan 8'i Türktü. Ve Alman istihbaratının bu konuda ihmalleri olduğu devlet tarafından görülünce meclis başkanı bütün parlamentoyu bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı. Onların anısı önünde saygı duruşuna çağırdı. Ve ailelerden meclis kürsüsünden devlet adına özür diledi ve bu ailelere tazminat vermeyi taahhüt etti. Yine Willy Brandt, kendisi sosyal demokrattır ve Nazi mağdurlarından biridir. Kendisi anıtın önünde diz çökerek Alman halkının onurunu yükseltti. Diz çökmek Almanların onurunu alçaltmadı. Özür dilemek Almanların onurunu alçaltmadı. Tam tersine Almanların onurunu yükseltti ve bugün yine onurlu toplumlar arasında yer aldılar. Biz devletten isterdik ki bütün partiler yapılan bu tarihi haksızlığı görüp ve kabul etmelilerdi. Bunun özrünü dileyebilme erdemliğini ve büyüklüğünü gösterebilmelilerdi. Ve bunu konuşarak, tartışarak, anlatarak geçmişte bırakabilmemizi sağlayabilmeliydiler. Ve bu meclis kürsüsünden ve gerekirse Cumhurbaşkanı'nın ağzından olmalıydı. Bir ek yapacak olursam, orada verilen rakamlar gerçekçi rakamlar değildir. Yani 13.806 rakamı öldürülen insanların sayısı, bu rakam çok daha yüksek bir rakamdır. Bizim tahminimiz 40 ile 60 bin arasında insanın öldürüldüğüdür. Çünkü o dönemde dersimde ciddi bir nüfus sayımı yoktu. Çocuklar zaten kaydedilmiyordu. Kadınların çoğunun zaten kaydı yoktu. Çoğunlukla askere gidebilecek insanların yalnızca kayıtları vardı. Ve bu kayıtların da açılmadığı için, kime ait olduğunu bilmediğimiz için de nereye ait olduğunu, ne kadar güvenilir olduğunu söyleyemeyiz. Bu rakam Başbakan ağzından çıkmış olması önemlidir. Ancak tartışmalı bir rakamdır. Biz bu rakamın çok daha yüksek bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Peki sürgün edilenlerin rakamının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Sürgün de 12 bin küsur, 11 bin rakamından bahsetti. Biz bunun Hüseyin Aygün'ün çıkan kitabından, Hakikatler kitabından alınan belgeler olduğunu da biliyoruz. Belgeler zaten yayınlanmıştı Hüseyin Aygün'ün kitabında. Bunlar yalnızca Erzincan tarafından sürgüne gönderilenlerin listesi olduğunu düşünüyoruz. Kesin bilgiye sahip olmamakla birlikte. Biz biliyoruz ki sürgünler bir kısım Elazığ üzerinden yapıldı, bir kısım Erzincan üzerinden yapıldı. Biz bunun da en az iki kat olduğunu düşünüyoruz. Dersim konusunda bu yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu söylediniz. Acaba tarihle yüzleşmek konusunda daha bütünsel, mesela Ermenileri de kapsayan bir yaklaşım halini alabilir mi bu? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu özürle birlikte resmi tarihle yüzleşme süreci resmen başlamıştır. Kapı açılmıştır. Kapı açıldıktan sonra bu kapıda sırayla gidersiniz. Siz yol aldıktan sonra yolda daha çok şeyler var. Bu yalnızca 1915'te yüzleşmekten kalmaz. Bu menemenle de ortaya çıkar. Bu öbür yapılan haksızlıkları da açığa çıkarır. Ancak şunu unutmamak lazım. Hepsini bir seferde halledemezsiniz. Bugün Türkiye'de kıyamet kopmadı Erdoğan'ın özüründen sonra. Tam tersine Dersimler'de çok daha sıcak duygular gelişti. Ve eğer bu tür şeyler Ermenilerle de, Alevilerle de, öbür kesimlerle de, mağdur olmuş Kürtlerle de, mağdur olmuş kesimlerle yapılırsa
toplumsal barış gelişir. Toplumsal barışın olduğu yerde herkes huzur içerisinde yaşar. Bu sayıcı bir barışın sağlanması için de çok önemli bir adımdır. Dersim özürü resmi tarihle, resmi tarih yalanlarla yüzleşme sürecinin başladığı dönemdir. Tertele tam olarak ne ifade ediyor? Bir de siz tertele kavramını ilk ne zaman kullanmaya başladınız? Nasıl? Yani tertele bizim dilden gelen, Zazıca'dan gelen, bizim Kırmançık dediğim şey dilden gelen bir kavram. Tert demek tıraş etmek, tele demek talandan geliyor. Tıraş kökten yok etmek ve talan etmek şeklinde bir iki kelimenin birleşiminden oluşan bir kelimedir. Ve bu tertele enteresandır. Tertele kelimesi ilk defa Ermenilere yapılan vahşet için kullanmıştır. Ve dersinler buna tertele vren demişler. Yani ilk tertele. Kendilerine yapılan ise tertele peyn demişler. Sonraki tertele demişlerdir. Yani Ermenilere yapılan zulmü de aynı kategoride ele almışlar bizim dersimler. Tertele de pek çok Ermeni ailenin de öldürüldüğünü söylemediğim. Örneğin Halvoru'da, yani o bir resim var yine, çocukların götürüldüğü bir resim. Orada 6 tane de Ermeni ailesi var. Yani böyle bir ayrım söz konusu olmamış. Onlar da götürmüşler. Biz bunu sözlü tarih projesi çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla tespit ettik. Peki bir Dersimli olarak sizin de bir hikayeniz var. Ailenizin de bir hikayesi var. Bundan da söz eder misiniz? İlk söyleşim amcamla yaptığım bir söyleşiydi. Amcam 80'in üzerindeydi. 38'de evli ve bir çocuk babasıymış. Amcam çok sert bir adamdı. Kendisine nasıl söyleşi yapacağımı bilemiyordum. Çünkü nasıl tepki vereceğini bilemiyordum. Amcama çok ürkek bir sesle. Amca ben geçmişte ne oldu ne bitti seninle söyleşi yapmak istiyorum dediğimde şöyle geriye doğru yaslandı. Kısa boylu bir adamdı. Dedi ki Erbre Tayvan'ı niye işgöy? Bu bu mu işgöy mü işgöy mi? Tayvan'ı mı kahramanı mı? Baba makaraman ve romançıyım mı? Mahuri kulu hak mı? Nagli kulu goşi ahuram. Kimi bize diyor ki bunlar eşkıyaydı. Ya biz eşkıya falan değildik. İnsan eti de yemedik. Kimi bize diyor ki biz kahramandık. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Ya vallahi biz kahraman da değildik. Biz bu dağların başında inançlarıyla kendisi olduğu gibi yaşamaya çalışan Tanrı'nın karakollarıydık. Çevre köyler kırıldığı haberi gelince dedim köylülerle toplanıyorlar, ormana kaçalım diyorlar. Çünkü bizi de kıracaklar. Sonra amcam geliyor diyor ki biz niye kaçalım diyor. Bizde silah yok, biz insan öldürmedik, biz suç işlemedik. Biz niye kaçalım? Eğer biz kaçarsak derler ki bunların suçu var ki kaçmışlar. O zaman bizim ekinlerimizi yakarlar, evlerimizi yakarlar, arılarımızı yakarlar. Biz kışı nasıl geçiririz? Bunun üzerine dedem diyor ki tamam kalalım ama hepimiz aynı yerde kalmayalım. Sen diyor al iki erkek kardeşini git şu ormanda yat bari birimizi kırarlarsa birimiz kurtulsun. Amcam alıyor şeyi gidiyor iki kardeşini. Giderken küçük bir kız kardeşleri var adı Emine. Emine peşlerine düşüyor ve ağlıyor ben de geldim diyor sizinle. Amcam diyor sen nereye geliyorsun dedim. Sonra annesi diyor ki, yani nenem kendisine diyor ki, hıdı diyor, gadayatı bir yerine, mektedi bir o. Yani kurban olayım ne olur, sizinle gelsin, aranızda yatsın, sabah gelirsiniz gene. Ben diyor dedim, hayır o gelirse ben gelmem, ben gitmem. Bunun üzerine diyor, o ağladı ve annem kız kardeşimi kucağına aldı döndü. Ve 80 yaşındaki adam ağlayarak, gözyaşlarını tutamayarak, o an ben değildim, ben şeytandım. Ben babama, ben neneme ve ben küçük kız kardeşime sebep oldum dedi. Ve bu beni çok etkilemişti. 80 yaşındaki adam hala bunun acısıyla ağlıyordu. Ve sabah kalktıklarında bütün köyü topluyorlar. Bizim dere meyti dediğimiz, yani cesetlerin deresi dediğimiz yerde 150 metre uzaklıktan bunları izlemek zorunda kalıyorlar. Ve bu gerçekten çok trajik bir şeydi. O gün bugündür bu gerçeklerin açığa çıkarılması için çalışıyoruz. Sizin sözlü tarih araştırmalarınız var. Türkiye'de de yayınlar yapılıyor. Hı. Tarih Vakfı'nın bir sözlü tarih araştırması en son kitaplaştırıldı.
Siz kaç kişiyle konuştunuz ve konuştuklarınız ne çıkardı ortaya? Genel olarak biraz kapsamı ve çarpıcı yönlerinden söz edebilirsiniz belki. Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi diye federasyonumuzun uzun yıllar önce, daha doğrusu 4 yıl önce başlattığı bir çalışma, 2 yıl önce fiilin söyleşilerin başlamasıyla devam etti. Yöntem itibariyle de daha çok Spielberg'i tanır herkes. Onun vakfının Yahudilerle yaptığı 50 binin üzerinde söyleşi var. Onların metotlarını daha çok esas aldık ve kendi gerçeğimize uyarlayarak yaptık. Mart 2009'dan itibaren başladığımız söyleşiler itibariyle bugüne kadar 250 tane tanık ile görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerden iki tanesi Dersim'de asker olarak katılmış kimseler, beş tanesi evlatlık verilmiş çocuklar, öbürleri ise daha çok mağdurlardan oluşmaktadır. Bu resim Hasan Saltık'ın arşivinden alınma resimdi. İki tane resim çıkmıştı. Biz sözlü tarih çalışması sürecinde bu resmin nereye ait olduğunu tespit etmeye de çalıştık. Sonra Salman Yeşildağ diye buradan kurtulan bir tanıklıkla ki söyleşi yaptık. Bu yanılmıyorsam 15 Ağustos 1938'de çekilmiş bir resim bu resim. Ve burası Heç diye bir yer. Beyaz Dağ, bizimkilerin Koyespe dedikleri yerde. O tarihte kız kardeşi, annesi ve bütün akrabaları öldürülüyor. Ve bu resmi gördüğünde kendisi gözyaşlarını tutamayıp sinir krizleri geçirdi. Çünkü 73 yıl sonra kız kardeşinin resmini görmüş oldu. İnanamadı. Sonra resme baktı ve buradakilerden 7 tanesini tanıyabildi. Bu resim çekildikten yalnızca ve yalnızca dakikalar sonra bu insanların, bu resimde gördüklerimizin hepsi öldürüldüler, katledildiler. Bunların hiçbiri şimdi hayatta değil. O gün bunlar öldürüldüler. Somut olarak talepleriniz neler? Bir önce ne oldu, ne bitti? Gerçeklerini açığa çıkarması lazım. Kim nerede kırıldı? Tek tek isimlerini açığa çıkması lazım. Niye yapıldı? Karar nerede alındı? Uygulama nasıl yapıldı? Uygulamayı kimler yaptı? Bunların bir kere açığa çıkması lazım. İkinci aşama. Neyi yıktık? Neyi yok ettik? Yıktığımız, yok ettiğimiz şeyin yeniden tamir edilmesi, inşa edilmesi süreçtir. Üçüncü süreç, unutmama ve hatırlama sürecidir. Böyle düşündüğümüzde, sondan başlayacak olursak, anıtların dikilmesi, tek tek isimlerin yazılması, 4 Mayıs'ın resmen Dersim'in acılarını tanıma günü olarak hükümet tarafından, meclis tarafından ilan edilmesini, bugünlerde törenler yapılmasına, ders kitaplarına girmesini ve bunun üzerine belgesel filmler yapılmasını ve devletçe bunu desteklemesini, bunu da yeni kuşaklara demokratik bir kültür, öz eleştirel bir kültür vermesi açısından önemlidir. Mesela Dersim 38 belgeselini Kültür Bakanlığı'nın destek değil, köstek Evet. olduğu da yazıldı, çizildi, hatırlandı tekrar. Evet. Bu da bir tutarsızlık Maalesef, oluşturdu. maalesef, maalesef Türkiye tam böyle bir çelişkiler ülkesi. Bir yandan iyi şeyler olurken bir yandan bu tür şeyler de olabiliyor. Şimdi diğer bir talebimiz şu, 38 dünde kalmış bir acı değil. Hala günümüze taşınan acılar var. Bunlardan başlamak lazım. O da şu. Bir, insanlar hala kız kardeşlerini arıyorlar. Biliyoruz ki bu tertelede alta kalan, ölülerin altında kalan ya da kimsesiz kalan çocukların asker tarafından birlikte, daha doğrusu subaylar tarafından birlikte götürüldüğünü biliyoruz. Bunların bir defterinin tutulduğunu da biliyoruz. Bu defterin Milli Savunma Bakanlığı'nda olduğunu da biliyoruz. Yaptığımız sözlü tarih çalışmalarında bu defterden bahseden tanıklar oldu. Bir tanık proje çerçevesinde yaptığımız bir söyleşide bir emir eriymiş bir yarbayın. Yarbaya içini açtığında yarbay gitti bir defter aldı geldi. Bana kız kardeşin adı neydi? Hangi bölgede? Yaşı kaçtı diye sordu. Defteri karıştırdı. Resimleri buldu, bana gösterdi, bu mu dedi ve ben kız kardeşimi öyle buldum dedi ve bugün ikisi de yani abisi ve kız kardeşi de Hamburg'da yaşıyorlar. Sürgüne gidenlerin olduğunu biliyoruz, dönmeyenlerin olduğunu biliyoruz, kimsesiz çocukların başka ailelere verildiğini biliyoruz. Bu defterde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda. Bunların bulunması çok zor değil. Ve Bayındırlık Bakanlığı'nda da sürgünlerin resimleriyle tek tek şeyler olduğunu biliyoruz, kaydedildiğini biliyoruz. Bunlar günümüze ait şeyler. İnsanlar akrabalarını arıyor. İnsanlar kaybolmuş kardeşlerini arıyor.
Bu büyük bir trajedidir. Bunun son bulması lazım. Aslında şunu diyebilir miyiz? Dersime ait belgelerin açıklanması, sırların açıklanması ancak bu defterler ortaya çıktığında söz konusu olacaktır. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Bizim bilmediğimiz daha pek çok belge olduğunu biliyoruz. Ve duyumlarımıza göre orada filmlerin çekildiğini biliyoruz. Yani bütün her şeyin açığa çıkması lazım. Türkiye toplumu karanlıkta kalmamalı. Başbakanın büyük bir iddiayla yeni belgeler açıklayacağım dediğinde doğrusu biz de heyecanlanmıştık. Acaba gerçekten başbakan, çünkü çok büyük, güçlü bir başbakan ve istediği yere ulaşabilen, kozmik odalara kadar girebilen bir başbakan. Biz tahmin ettik ki başbakan gerçekten yeni belgeler açıklayacak ve biz de büyük bir heyecanla bekledik. Ancak belgeleri gördüğümüzde, belgelerin hiçbirinin yeni olmadığını gördüğümüzde bizim için bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim. Yani o rapor zaten kitap olarak basıldı. Bugün piyasada kitap olarak var. Öbür belgeler zaten bizim elimizde vardı. Sürgün belgeleri Hüseyin Aygün'ün kitabı olarak zaten basıldı. Yani bu belgeler yeni belgeler değildi. Ve Sayın Başbakan'dan daha ciddi davranmasına, daha derinlere inmesine ve bunu yaparken de tek taraflı değil artık. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Türkiye'de her şey tek taraflı oynanıyor. Burada mağdurlar var. Dersimler mağdur. Hükümet tek başına yaptığı ve attığı adımların hiçbirinin bir kıymet harbiyesi yoktur. Hükümet, devlet adına Dersimlerle bir masa etrafında oturmalı. Evet, bir yanlışlık yaptık. Bu yanlışlığı ne yaparsak düzeltebilir miyiz? Bizim Alevi inancına göre tabiri caizse bir cemaat yapalım. Evet, bir yanlışlık oldu. Bu yanlışlığı nasıl tamir edebiliriz? Üzerine konuşmak durumundayız. O zaman mağdur yakınlarla sistemli bir görüşme, sistemli bir şekilde bir ilişki ve onları da tatmin edecek, vicdanlarını rahatlayacak, barışı sağlayabilecek adımları birlikte atmamız lazım diye düşünüyorum. Peki, hukuken ne gibi sonuçları olması gerekiyor bunun için? Yani bu yapılanın Dersim'deki Alevilere yönelik bir soykırım olduğu kesin. Bunun Türkiye kısmında neresi halledilir bilemiyoruz. Ancak bunun bir de uluslararası hukuk boyutu da var. Bu da takip edilecek diye düşünüyorum. Diğer bir yanı şu, biz tazminatı sona gelebilecek şeyler olarak düşünüyoruz. Yani bizim derdimiz para falan değil. Biz şunu biliyoruz, Dersimler Türkçe konuşmadıkları için, camiye gitmedikleri için öldürüldüler. Ve Dersimler nüfusu, bir örnek vereyim, Dersimler nüfusu 1938'de 200 bine yakın bir nüfusları varken, bugün Tunceli dediğimiz il içerisinde yaşayan Dersimlerin sayısı yalnızca 79 bindir. Türkiye'nin nüfusu 13,5 milyonken Dersim'in nüfusu 200 bine yakın, Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, bugün Dersim'in nüfusu 79. Bunlar yalnızca ekonomik nedenlerle yapılmış göçler değildir. Bugün Dersim'de 38'de kıyımların yapıldığı ve yasak bölge ilan edilen bölgelerdeki köylerin hepsi boştur. Bu bölgeler yine yasak bölgelerdir. Ve adeta bugün uygulanan projede, 38'de uygulanan projenin bir kopyası ve günümüze uyarlanmasından ibarettir. O nedenle de biz öncelikle Alevilerin bu coğrafyada yaşama hakkının tanınması, ziyaretlerinin tanınması, dil üzerindeki baskılarının kaldırılması, köylerin geri dönüşü ve yaşam, Dersimlerin kendi yurtlarında yaşam koşulları ortadan kaldırıldı. Yeniden yaşam koşullarının sağlanması üzerine bir düşüncemiz var. Öteki şu, siz birinin ailesinden koparıp evlatlık olarak başka yere veriyorsanız bunu çektirdiğiniz acıdan dolayı tazminat ödemek zorundasınız. Ancak dediğim gibi bu bizim esas talebimiz değildir. Bu ailelerle, mağdurlarla daha çok devlet arasındaki bir meseledir. Bu da gündeme gelecek kuşkusuz ve tartışılacak. Ancak bunun önden tartışılmasını doğru bulmuyoruz. CHP'nin tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? CHP'den ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan beklentileriniz nedir? Şimdi CHP bu tertere yaşandığında iktidarda olan bir parti. Planlamasını yapan, uygulamasını yapan kadrolar CHP kadroları. CHP'nin parti olarak bunda bir sorumluluğu var. Ancak bu bir devlet projesi. Devlette süreklilik vardır. Ancak bu CHP'nin sorumluluğunu hafifletmiyor asla. CHP'nin kadroları parti olarak kendisi bundan sorumludur. Kendi tarihiyle yüzleşmek zorundadır. Çünkü CHP'nin o dönemdeki uyguladıkları politika Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan'da uygulanan politikalardı ve Avrupa bunlarla 40'lı ve 50'li yıllarda yüzleşti.
En son 60'lı yıllarda bu defteri komple kapattılar. Türkiye bu defteri biraz geç açtı gibi görünüyor. Ve CHP kendi tarihiyle yüzleşemezse korkarım ki bir sosyal demokrat parti olabilme, ilerici olabilme yeteneğini de gösteremez, geleceğe de yürüyemez diye düşünüyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu şöyle söyleyeyim, yani eşi zaten yaptığı söyleşide gözleri dolarak Kemal Bey'in 40 akrabasının nasıl öldürüldüğünü biliyor. O da ayrı bir vahşet. Yani şöyle bir anekdot vereyim, bizim yine yaptığımız söz tarih çalışmalarında bir tanık şöyle anlatmıştı. Ormanda saklanmıştık. 40 tane Kureyşanlı'yı, yani Kemal Bey'in mensup olduğu ocak, dereye getirdiler. Hiç kurşun kullanmadılar. Süngüleyerek öldürdüler. Süngüleme ve ölüm o kadar uzun sürdü ki kulaklarımızı kapatıp ve düzgün babaya yalnızca yalvarıyorduk. Ne olur bu insanlar bir an önce ölsün, acı çekmesin diye. Böyle öldürdüler. Sevinç Hanım bunları bildiği için gözyaşlarını tutamıyor. Kemal Bey bu gerçekleri en az bizim kadar biliyor. Yalnız Kemal Bey'in tavrı şu olmalı. Siyaseti bir tarafa bırakmalıyız. Öbür polemikleri kim kime karşı bu bizim işimiz değil. Biz atalarımıza bakalım. Hiçbir şey onların çığlığından daha önemli değildir. Hiç kimse o hiçbir şey onların sesinin çığlığının duyulmasından daha önemli bir şey değildir. Kemal Bey'den beklentimiz bu. Kemal Bey aynı zamanda bir mağdurdur. CHP içerisindekiler de, dışındaki bazı hesap içinde olanlar da Kemal Bey'i ikinci kez mağdur yapmak istiyorlar. O da şu. 38 hakkında konuş, Dersim hakkında konuş, senin kelleni alalım. 38'in mağduru olan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha 38 üzerine mağdur yapılmak isteniyor. Bunlar küçük hesaplar. Gülsün Bilgehan'ın 38'de Dersim'de yaşananların Dersimlilere ilim irfan getirdiği yönünde bir açıklaması yansıdı gazetelere. Bununla ilgili nasıl duygular içindesiniz? Bunlar bizi çok rencide edeceğim fikirler. Bu fikirlerin biz kolonileşmek için Avrupa giden Avrupaların fikirleri olarak kaldıklarını ve tarihin çöplüğüne atıldıklarını düşünüyorduk. Bugün hala kendisine ilerciyim, Kemalistim diyenlerin kafasından bu tür fikirlerin çıkıyor olmasını Türkiye'sinden bir utanç sayıyorum. Tartışmaya değer bile bulmuyorum. Tuncer'in adının değiştirilmesi Dersim olarak ve Sabiha Gökçen Havaalanı'nın adının değiştirilmesi konusunda neler diyeceksiniz? Biz zaten fiiliyatta Dersim ismini kullanıyoruz. Tuncer ismi yalnızca resmiyette kullanılan bir isimdir. Bugün başbakan dahil, bakanlar dahil, Kılıçdaroğlu dahil herkes Dersim demektedir. Bugün hala tabelada Tunceli yazıyor olması bir utanç verici bir şeydir. Yalnızca bu değil. Bizim taleplerimizin biri de şuydu. Sabiha Gökçen'in isminin değiştirilmesi, Abdullah Alpdoğan Kışlası'nın isminin değiştirilmesi, ilkokullara verilen, caddelere verilen bu isimlerin komple değiştirilmesi ve Dersim'de Türkçeleştirilen bütün yer ve köy isimlerinin iade edilmesi. On binlerce masum insanın ölümüne emir vermiş, uygulamış, hayata geçirmiş birinin ismini kahraman gibi bir kışlaya verirseniz, onu kahraman olarak gören çocuklar demokrasi kültürüyle büyümezler. Yeni Alpdoğanlar yetiştirirsiniz. Sabiha Gökçen kendi itiraflarıyla 50 kiloluk bombalarla kullandığı uçakla dersin bu bombaladığını ve 50 kiloluk bombalar kullandığını. Yine yaptığımız sözlü tarih çalışmalarında insanlar bu bombalarla çocukların ve kadınların, insanların nasıl öldürüldüğünü, paramparça edildiğini anlatıyorlar. Böyle bir insan kahraman olabilir mi? İkincisi bir yalan daha var. Sabiha Gökçen ilk savaş pilotu. Sabiha Gökçen nerede savaşmış? Dersim'de savaş mı vardı? Havaalanına dair bir isim öneriniz var mı? Yani havaalanına ilişkin herhangi bir önerimiz olmamakla birlikte. Dersim'in acılarını ifade eden bir isim verilirse bundan memnuniyet duyarız. Spontan olarak aklıma geliyor. Dersim'in mağdur edilmiş ve evlatlık verilmişlerden kızlarından birinin ismi verilirse çok da anlamlı olur. Mesela Huriye Aslan ismi verilirse çok da anlamlı olur. Ya da başka bir öneri vardı. Hrant Dink Ermeni, Sabiha Gökçen'in Ermeni olduğunu söylediği için öldürüldü. Eğer Hrant Dink ismi verilirse bu da anlamlı olur. Bu hakikaten artık böyle resmi tarihin yalancı kahramanlarından ziyade halkın mazlumlarının isimlerinin verildiği yerler olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hrant Dink de çok anlamlı bir isim olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bana.